Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Böyle mini pizzalar yaptım. Niye siz yaptın demeyin arkadaşlar. Çok acildi. Normal poğaçalı hamur yoğurdum. Şöyle göstereyim size. Biraz orada şimdi devam edeceğim. Böyle içine sucuk, kaşar, domates, biber doğradım. Böyle sosunu yaptım. Birazcık salçayla kekik, sıvı yağ karıştırıp pizzalarımızın içlerinde doldurdum. Kenarlarına yumurta sarısını sürdüm. Şimdi biz fırına bir gidelim arkadaşlar. Böyle devam edeceğim. Öbürünü de yaparken beraber yapalım. Şöyle arkadaşlar yapmaya başlayalım tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. Mandalina kadar hamur beze alıyorum. Beze diyoruz ya buna. Şöyle. Tam mandalina kadar yapıyorum. Bismillah. Sıçrada arkadaşlar. Misafirim de gelecek. Evet, onlara yapıyorum. Çok acil oldu bu. O yüzden sizlere böyle hamurunun çekimini yapamadım. İnanın bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı maya, bir bardak ılık suyla bir hamur yaptım. Hamurumuzun bütün malzemesi bu. Alabildiği kadar un verdim işte biraz. Yani 5-6 su bardağı kadar da un aldı. Ben birazcık su bardağımı klasiklerin dışına çıktım galiba arkadaşlar. Biraz fazla oldu bizim. Klasik bardaklardan kullanmadım ölçülerimi. Hemen hemen şöyle şu boy bardaklardan kullandım. Büyük oluşuna dengeleyelim. Evet, şöyle şimdi su bardağımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane yağlayınca birkaç tanesini götürüyor arkadaşlar. Sizler de deneyin misafirleriniz. Çok şık ve doyurucu oluyor. Şimdi birazcık sosumuzdan koyalım hepsinin ortasına. Sonra sosumuzu sürelim. Ben sosu göz kararı yapmıştım da biraz fazla olmuş arkadaşlar. Yani nereden bakarsanız bir tatlı kaşığı sos yani tatlı kaşığı salça bile yetermiş. Ben birazcık fazla oldu ama sıkıntı yok. Şimdi ben elimle şey yapacağım arkadaşlar, şöyle şekil vereceğim. Çok kabarmasını da istemiyorum oranın göbeğinin çünkü. Klasik su bardağının dışında bir bardakla yaptığım için hani ölçüleri ondan dolayı bakın arkadaşlar bu da ay getiremedim ismini bir anda aklıma gelince söyleyeceğim size. Onun çöpü. Kekiğin tamam şimdi geldi aklıma. Kekiğimiz orijinal kekik. Kendim kuruttum, kendim üfelemiştim böyle. O yüzden dolayı da bir sapı çıktı burada. Şöyle mini mini güzel güzel pizzalarımızı yapalım.
fırındakine de bir bakayım arkadaşlar, kabardı mı biraz? Baya baya güzel bir kabarmış. Bir de buna çatal batırayım. Çatalla batırıyorlar. Ben hiç çatal denemedim ama buna da çatal batıralım arkadaşlar şöyle. Çok kabarmasın diye çatal batırıyorlar. Bakalım biz de deneyelim. Biri çatallı, biri çatalsız. Nasıl olacak bakalım. Şunun sosu biraz az oldu. Şuna biraz koyalım. Şöyle. Bunu çatalla bastıraraktan içine böyle şey yaptık, kabarmasın diye. Bakalım nasıl olacak. Malzemeyi de bayağı bol yapmışım. Bol bol dolduruyorum üstüne. Şöyle bir ayarlayıp da elimizle şeklini verelim arkadaşlar. Biraz domatesimiz suya akmış galiba. Susuz da koymaya çalıştım ama biz de almayız, burada kaldı. Çok hafif. Fırındakiler o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Bakın. İnanın kaşıkla falan uğraşmayın. En güzeli böyle. Hem el lezzetiniz geçer. Burada kaşar birazcık fazla olmuş. Paylaştıralım. Tamam. Hem el lezzetiniz geçer. Hem daha şık olur her şey arkadaşlar. Ay, yağımızın ağzını da kapatıp şimdi yumurtalarımızın sarılarını sürelim. Kapının zili çaldı. Bir bakayım ben arkadaşlar. Fırınımızı açalım şimdi. En sevdiğim görünüm. Görüyorsunuz mu? Biraz hızlı pişti. Şimdi kıstım. Dereceyi düşürdüm. Şöyle dereceyi de göstereyim size. 150 falan yaptım. Biraz çeksin. Kapatalım. Öbürleri de hazır burada. Bekliyorlar pişme sıralarını. Biz de hemen bir çay koyalım misafirlerimiz gelmeden. Patates haşladım. Arkadaşlar görüyorsunuz, patates salatası yapacağım. Bunların hepsi benim bahçemden. Kuzu kulakları, maydanoz, nane, dereotu topladım. Salatalarımızdan kopattım. Güzel, şimdi böyle sizden hadi patates salatası yapalım. Şöyle pizzalarımızı koyalım. Çayımızı da koydum orada hazır. Buna da sürelim şimdi. Çok nefis oldular. Ben şimdi yeşilliğin birazını doğradım. Yok, ona çay atmadım. Çay atabilirsin. Bilal Bey de çayımızı demliyor bu arada arkadaşlar. Yerinde mi demliyor? Evet evet, ondan olur. Dereotlarımızı da doğrayalım. Mis gibi koksun. Kaç kaç katayım? Bilal. Dört. Dört olsun. Bazen Bilal Bey hayatın ilklerini yapıyor arkadaşlar. Bilmez çayımı falan demlemeye ama bakalım bugün yapıyor çayımızı. Bana yardım etmeye çalışır sağ olsun. Suyumuz kaynadı mıydı? O değil, makinede kaynadı. Kaynadı yani. Evet evet, makinede.
Bahçeden taze nane topladım. Yine getirmedim buradan aşağıda. Gidemedim, fırsat bulamadım. Zaman yoktu maalesef. Normal suyla şey yaparız artık. Kalan onu boşaltabilirsin. He? Kalan kaynamış suyumuz ona da olur. Ben dolduruyorum o zaman. Olur. Bence bu kadar yeter. Salatalığımızı da çarpalım yanına. Bahçe salatalığı olunca doğrayalım. Aslında normalde patates salatasında salatalık doğranmaz ama canı nasıl isterse öyle davranabilirsiniz arkadaşlar. Takılmayın öyle şeylere, olurdu olmazdı diye. Ben de pek takılmıyorum öyle şeylere. Seviyorum. İncece kıyalım salatamızın içine. Güzel olur hem de. Ekranın bir anda kararma sebebi, demin arada konuştum ki elektriğiniz var mı diye, ben de var demiştim. Galiba eşi sigortayla oynadı aşağıda. Aynen. Değil mi Mehmet abi? Aynen. Sigortayla oynamış olabilir. Aynen. Tamamdır. Şimdi patateslerimizi de elimizde doğrayalım arkadaşlar. Tamamdır, yaptım bitti benim. Teşekkür ederim Bilal, eline sağlık. Aşağıdan su alayım, gelip mi başlayayım? Olur, sen bilirsin. Bir tane, iki tane getir. Başka mı? İki tane getir. Ben haşladım, tuz da attım. Haşlarken de patatesimize. Şimdi yeşilliğimizi ona göre tuz atarız arkadaşlar. Bıçağım da biraz büyük geldi elim ama yapacak bir şey yok. Aceleyle doğrayalım artık. Sizler nasıl yapıyorsunuz patates salatasını? Şimdi benim doğradığım şeye salatalığa arkadaşlar hani şey yapmayın, isteyen istediği gibi yeşilliği doğrayabilir. Seviyorum ben, bahçeden de getirdim. Güzelce. Yanına da bahçe domatesinden dilim yapalım, hep harmanlamayalım da. Yeter herhalde. Hepsini doğramayacağım patatesimizin. Çok geldi patates. Yeşilliği de bol olsun ki güzel olsun. Bir de bahçe yeşillikleri ki daha nefis olur şimdi. Bu yeterli arkadaşlar. Baharatları getiriyorum. Birazcık pul biber atalım.
Çok atmayalım ki belki acı sevmeyen olur. İsteyen kendi ilave etsin. Hafiften de karabiber atalım. Bayağı bir hafif oldu herhalde. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi zeytinyağısını dökelim. Patatesimiz de tuz olduğu için ben şimdi tuz atmak istemiyorum buna. Zeytinyağımız da bayağı az kalmış ama yeter herhalde. Yetmeyecek arkadaşlar. Ben buna birazcık zeytinyağı koyayım. Arkadaşlar ben birazcık daha zeytinyağı döktüm. Kolay gelsin Emre Hanım. Teşekkür ederim Bilal Bey. Sağ olsun Bilal Bey. Bakın şöyle güzelce tuz attım demiştim. Yeşilliğine tuz atmadım. İsterlerse kendileri atabilir. Bol yeşillikli patates salatamız. Bahçe ürünleri Bilal. İyi maşallah. Bir şeyler çıkıyor demek ki. Oluyor şükürler olsun. Şöyle yaklaşık patates salatamız hazır. Bu şöyle dursun. Bilal Bey şimdi şöyle gel bir mini pizzalarımızı göster. Evet arkadaşlar ikincisi de fırında. Gel Bilal Bey fırını da göstereyim. Arkadaşlar bakın fırındakiler de çıkmak üzere az kaldı. Gördünüz ya. Bunları çatalla delmiştik ya. Hiçbir fark olmadı. Hemen hemen aynı kabardılar. Bu da pişmek üzere. Evet. Misafirlerimizi bekleyelim. Artık servis tabaklarınızı falan hazırlayın ben arkadaşlar. İnşallah beğenerek de izlediğiniz bir video olmuştur. Tekrarki videomda görüşmek üzere. Kanalımda tarifi olmayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalım tarif kanal değil ama isteyene oradan tarifini veririm. Görüşmek üzere.